Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Enerji dolu, bol bereketli bir gün olsun inşallah diyorum. Hem videomu hem de günüme başlıyorum sizlerle beraber. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah her biriniz iyisinizdir. Beni sorarsanız elhamdülillah ben de çok iyiyim. Hatta enerji olduğundan da fazla yüksek. O yüzden buradan bol bol, eğer şu anda modunuz düşükse, canınız bir şeylere sıkkınsa, böyle hiç yerinizden kalkmak istemiyorsanız ben size bol bol enerji gönderiyorum. Takmayın kafaya. Her şey hallolur. Sağlığınız yerinizde olsun, huzurunuz yerinizde olsun. İnanın çözülmeyecek hiçbir şey yok. Önce siz, önce kendi kıymetinizin, sağken, sağlıklıyken yaşadığınız her anın tadını çıkartın. Çünkü zaman geçince zaten isteseniz de bazı şeyler olmuyor. O yüzden şöyle bir kalkın, bir besmele çekin, bir ayetel kürsi okuyun. Göreceksiniz, kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Hiçbir şeyi ve hiç kimseyi kafaya takmayın. Kendinizi sevin ve kendiniz önemliyseniz her şey de gerçekten çok güzel oluyor. Önemserseniz eğer. Yine yağmurlu bir ordu günü. Bir gün yaz, bir gün kış. Çok ilginç. Bir gün kısa kollular çıkıyor, bir gün tekrar diğer sivitler çıkıyor. Ben de şaştım. Yani Allah sonumuzu hayretsin. Neyse, Nisan ve Mayıs yağmurlarını çok severim ben. Nisan yazı, baharın habercisi. Mayıs yazın habercisi ve Nisan ve Mayıs yağmurlarında gerçekten çok dua ederim. Ve biliyorum ki o dualarımın çoğu da gerçekleşiyor. Size de tavsiyem, bu yağmurların kıymetini bilin. Bereket yağıyor ve bereketten de niyetiniz temiz bir şekilde bol bol dua edin. Ne isterseniz isteyin. Rabbimin haznesi çok büyük. Sakın dualarınızı, dileklerinizi kısıtlamayın. Bol bol isteyin. Bol bol şükredin diyorum. Benim de konuşasım varmış. Yalnız farkında mısınız? Neyse, ben şimdi çıktım evden. Saat şu anda 11'e falan geliyor sanırım. Evden çıktığımda öyleydi çünkü. Evden çıktım. Bugün yoğun tempolu bir gün yine bizi bekliyor. Tabii ki sizleri de bekliyor benimle beraber. İlk önce bir nezirlere uğrayacağım. Orada alacağım bazı şeyler var. Onlara bakacağım. Yarın güzel bir eve, kahvaltıya davetliyiz. Çok sevdiğim bir arkadaşıma. O da benim gibi bir asker eşi. Sizleri onunla da tanıştırmak istiyorum. Aslında daha önceki YouTube videolarımda gördünüz sanırım. Görmeyenler için de yeniden tanıştırmış olurum inşallah. O yüzden bugünden ilk önce nezirlere uğrayacağım. Orada işlerim var. Onları halledeceğim. Sonra oradan bir arkadaşıma, yine çok sevdiğim, 6 yıldır burada orada tanıdığım canım Ayfer'ime geçeceğim kahve içmeye. Ayfer'de kahve içtikten sonra Ceren'i alacağım. Ceren'i okuldan aldıktan sonra muhtemelen hemen eve geçelim. Çünkü çilekli kek sözüm var Miniş Hanım'a. Çilekli güzel bir kek yapacağız sizlerle beraber. Fırınla alakalı bir sorunum var. İnşallah o sorunu da çözeriz diyorum. Sonrasında da yemeğimizi yaparız. Ondan sonra bugünden birçok işimi halledeyim ki ben bir yere gezmeye gideceksem, eğer oturmaya falan da gideceksem, ertesi güne çok iş bırakmama taraftarıyım ki bana kolaylık olsun diye. Bugünden dışarıdaki işlerimi... An itibariyle ama lütfen yorulmayın. Çünkü tek bir telefon alalım. Bugünden dışarıdaki işlerimi, evdeki işlerimi halledeyim. Yarın böyle kafam rahat bir şekilde gideriz. Muhtemelen bu video 2 günlük bir video olur. Bugün başlarım, yarınla tamamlayıp öyle sizlerle buluşurum. Hadi o zaman ben başlıyorum. Kalkın siz de başlayın. Evet, geldim bile ben. Özleştik. Şöyle Elif'imle falan güzel bir sohbet ederiz. Hem de neler gelmiş. Sizlere de zaman bulursam çekerim. Ben bir kahve içtim. Şimdi şöyle mağazayı birazcık sizlere göstermek istiyorum. Ya bunun rengi nasıl güzel. Resmen aşk. Resmen yani. Yine fincan takımları vazgeçilmezlerimiz. Çay bardaklarının şıklığı, zarafeti. Hepsi birbirinden güzel modeller. Aman nazar değmesin. Ve ah, işte benim fincan takımımdan.
Ve onun tek renkleri de var. Burada da çok güzel renkler var. Hepsi birbirinden güzel. Seviyorum burayı. Şöyle bir tur atsam yeter. Aa, bakın ne göstereceğim. Burada da çok güzel. Yine böyle sunumluklar falan gelmiş. Hepsi de çok şık. Aa, çok güzel tepsiler de varmış. Birazdan daha detaylı bir şekilde kendim de bakacağım ama ilk önce size göstereyim istedim. Gerçi ben videoyu çekerken sonra eve gittiğimde görmediklerimi videonun sayesinde görüyorum. Bunlar da pek güzelmiş. Fiyatları da gerçekten iyi, makul. Çaydanlıklar da var. Şunun rengini çok beğendim. Çok sevdim bunu. Bunu düşünebilirim. Burada da yine güzel modeller ve bunlar da çok güzel oluyor sunumlar için falan. Aa, kahyanı bardakların güzelliğine ne demeli ya? Burada da çok güzelsiniz ama İnşallah bir gün bana hediye gelirsiniz. Amin diyorum. Böyle bir set düşünsenize. Böyle bir masa kurarmışım. Allah Allah. Şimdi burayı da gösterip hemen eksiklerimi tamamlayacağım. Sonra da söylediğim gibi bir arkadaşıma kahveye geçeceğim. Azıcık daha kızlarla da sohbet edip öyle geçerim. Aa, tam çıkarken fark ettim. Bunu eve gidince videoda görürüm ve görmediğime kendime inanamam. Bunların fiyatları daha uygunmuş. Vallahi çok da güzeller. Şöyle bakar mısınız? Evet, Ayfer'cime geldim. Şöyle mis gibi harika yine sunumlu kahvelerimiz hazır. Mavi olan benim olsun dedim ve hemen mavi olanı kaptım bile. Gerçekten çok güzel. Ayfer tam bir kaktüs sever. Çok güzel kaktüsleri var. Bazen sayfasında bakıyorum ben de böyle hayran hayran. Balkonunda da var. Birazdan size çıkmadan önce o kaktüsleri de göstereceğim. Ama ilk önce kızlarla güzel bir sohbet edelim. Sonra en son gösteririm. Evet, kahvelerimizi içtik, sohbetimizi ettik. Yeni yeni arkadaşlar da eklendi yanımıza. Onlar da bol bol sohbet ettik. Yalnız bu çiçekleri göstermeden tabii ki gitmeyecektim. Nasıl güzelsiniz ya. Biliyorsunuz şundan bende de var. Acaba bunların isimleri farklı farklı ne? Tam bir kaktüs sever bir arkadaş. Vallahi Ayfer inanamıyorum. Allah'ım sen ne kadar büyüksün. Bakar mısınız? Dikenin çiçek açmış ve en narin hali diyorum ben ona. Evet, defalarca gördüm kaktüslerin çiçek açtın ama bu o kadar narin ve o kadar güzel olmuş ki bayıldım. Bu da değişik bir kaktüs. Buradaki de değişik. Durun, daha değişik değişik derken göstereceklerim var tabii ki. Buraya da kaktüsle böyle güzel kırlent bırakmış. Ya çok güzel. Bakın buraya doğru devam eden bir kaktüs ailesi. Vay arkadaş. Bence bu ucundan da çiçek açacak gibi. Yani ben öyle düşündüm tamamen. Çok güzel, çok değişik kaktüslerin her çeşidi var burada. Şu anda çiçek bahçesinde ya da bir serada sanki onlara bakıyormuş gibi bir his. Daha önce böyle Ayfer'e bakıyordum, storylerinde falan görüyordum ama bayağı çok fazla varmış burada. Hepsi de birbirinden güzel ve narinler. Her çeşit kaktüs almış. Tam bir kaktüs sever arkadaşım. Şöyle şunları da göstereyim. Muhtemelen siz şimdi ben bakarken aa bu şu, şu bu falan diyorsunuzdur. Ama ben çok yabancıyım şu anda bu kadar farklı çiçeğe. Ama paylaşmak istedim. İçinizde sevenler de varsa biraz gözünüz gönlünüz açılsın diye. Mısınız ya? Ben biraz bana ilginç geldiği için böyle gözümü ayırmadan bakıyorum.
Maşallah, Sübhanallah diyelim. Evde bir şey bozulmaya görsün, hemen arkasından mutlaka bir şey daha bozulmak zorunda mı diyorum. Yani bir türlü bu fırın düzelmedi arkadaşlar. Neyse, servis çağırdık. İnşallah servis gelecek. Saatteyse sorunu saati ayarlayıp sonra ben o yaptığımız güzel kekimizi fırınımızda pişireceğiz. Hadi bakalım, biraz bekleyeyim bari. Çünkü fırına atarsam, çalıştırmak için uğraşırsam illa başına bir şey gelecek gibi duruyor. Bu kek pişerken başına gelmeyen kalmadı. Defalarca attı. Ben toparladım, düzenledim. Neyse, çok şükür Allah'a kekimiz pişti. İnşallah tadı da güzel olmuştur. Artık çok yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Pişti mi? Ben şu anda ona seviniyorum. En azından ziyan olmamış oldu. Bu arada servis geldi. Şu önündeki dijital ekranın değişmesi gerekiyormuş. Muhtemelen elektrik gidip geldikçe, ben zaten biliyordum, söyledim de, o ara dijital ekran bozulmuş. Ellerinde de yokmuş. Sipariş verilecek. 450 TL civarındaymış bu dijital ekran. O değişince düzelir dedi. Artık 3-4 gün gelmesini bekleyeceğiz. Geldikten sonra düzelecek. Yapacak bir şey yok. Mecburen alacağız. Evet, şöyle hemen kekimizi dilimledim. Nasıl olmuş? Göstermek istiyorum. Gerçekten içi falan da korktuğum gibi değil. Gayet de güzel bir şekilde pişmiş. Tarifi bırakırım. Eminim sizin fırınlarda çok daha güzel olacaktır hanımlar. Neyse, benim fırınım da düzeldiği zaman Allah'ın izniyle çok daha güzel lezzetleri yapmaya devam edeceğiz. Yepyeni bir günden herkese merhabalar. Allah'ım, bir güzel mi oturuyor orada? Çok güzelsin maşallah. Gözümü alamıyorum bugün senden Asuman. Enerji kaynağım, canım, arkadaşım benim. Tülin'in evindeyiz. Bugün bu sabah kahvaltıya davetliyiz. Dün bahsetmiştim, hatırlarsınız. Yalnız ev videoda gördüğümden daha büyük, daha ferah, kocaman. Salon o kadar büyük geldi ki gözüme. Bayağı da her şeyini almış. Çok da güzel. Tülin'i tanıyorsunuz. Tanımayanlar için birazdan tekrar tanıştırırım. O da bir asker eşi. Ve biz bugün kızlarla beraber Tülin'e davetliyiz. Şuradan da şöyle güzel bir balkon var. Nereye bakıyor balkon bakalım. Oo, balkon da çok tatlı. Manzarası da gerçekten güzel. Burada bir sürü iş yerleri varmış. Hepsi de çok güzeller. Kahvaltı masamız hazır olmuş. Neler hazırlamış şöyle. Tülinciğimiz bakalım. Oh mis mis. Daha ne olsun, çok şükür diyelim. Kahvaltıda olmazsa olmazlarımız. Oo, tatlımız da var. Bu da Tülin Hanım. Tülinimiz. Merhaba. Ne tatlısı yaptın? Üzeri böğürtlenli sos herhalde. Ha, et yemek. Hmm, çok güzel gözüküyor. Ellerine sağlık canım. Tülin, sen de çiçek seviyorsun gördüğüm kadarıyla. Evet. Bayağı sende de bol bol çiçekler var. Evin her tarafında çok güzel çiçekler var.
Salon mutfak bir Tülin'in evinde. Kübra da içeride piş pişle, duyuyorsunuzdur herhalde. Bebek uyutuyor şu anda. Bir tarafta elektrik süpürgesi, bir taraftan piş piş. Biz alıştık artık. Mutfağın da çok güzel. Kullanımı falan da çok hoş. Kesinlikle yani güzel. Allah inşallah evinde oturmayı da nasip etsin sana. En güzellerini nasip etsin. Birazcık evle alakalı sıkıntısı var. İnşallah o sıkıntıyı da aşarsa çok güzel olacak. İnşallah. İnşallah buradan çıkmazsın. Aynen. İnşallah çıkmak zorunda kalmazsın ya da alırsın. İnşallah. İnşallah Rabbim nasip etsin diyorum. Şimdi artık biraz kendi içimizde sohbet edelim. Sonra kahvaltıya geçeriz. Eve geldik. Eve gelir gelmez kapının önünde beni bekleyen kargolar vardı. Hemen onları içeriye aldım. Şöyle kargoları da göstereceğim sizlere. Biliyorsunuz çok fazla paylaşım yapmıyorum bu anlamda. Çünkü ülkenin gündemi malum. O yüzden de gösterilebilecek, fiyatları makul olan şeyleri sizlerle paylaşıyorum. İhtiyacı olanlar da en azından benim bırakacağım linklerden alışveriş yapabilirler diye. Bu arada gerçekten çok güzel bir gündü. Kızlarla çok güzel vakit geçirdik yine. Tülinciğim de benim gibi bir asker eşi. Orada da söylemiştim zaten. Benim için de çok değerli bir insan. İnşallah bundan sonra onu daha çok sık göreceksiniz aramızda. Neler aldım? Gelin şöyle birlikte bakalım. Ceren'e şöyle güzel bir Trendyol Kids'ten short takım aldım. Gerçekten rengini böyle görünce bayıldım. Eminim Ceren de bayılacaktır. Bak Ceren nasıl? Çok tatlı. Turuncu ve yeşil zaten bu senenin favori renkleri. Bu da üzeri. Sevdin mi anneciğim? Evet. Valla çok güzel geldi Ceren. Kumaşı dokusu falan da harika. Böyle ifil ifil. Al bakalım. Ve havalar ısınıyor. Oğluma, eşime, bir de kendime tişört aldım. Acaba benimki gelmiş sanırım. İncecik ya böyle dedim herhalde gelmeyenler var. Bedenlerden anlıyorum oğlumla eşiminkini. Bunu Emirhan'a aldım. Şöyle göstereyim. Bu kampanyalardan, indirimlerden de yararlanmış oldum. Emirhan'a yetişmek ne mümkün. Büyüdükçe ya hiçbir şeyine yetişemiyorum artık. Emirhan da böyle renkleri sever. Yeşiller, maviler, turuncular. Yine bir tane şöyle yeşil bir tişört aldım ama sanki bu tişört M aldım biraz büyük gibi. Gerçi döküm seviyor ama bu eşime de kalabilir. Emirhan'ı alıp eşim giyebilir. Neyse bunu bir denesin. Şu diğeri güzel ama bunun kalıbı genişmiş. Onu hesap edemedim. Aslında alırken yorumları okumak gerekiyor. Bu sefer böyle rengine falan aldandım. Yine aynı modelin siyahını da eşime almıştım. Bu da böyle. Bir tane babaya, bir tane anneye, kalanlar çocuklara. Bunu da kendime aldım. Ay bunu da ben M'ye aldım ama inşallah geniş kalıp değildir. Neyse çok geniş kalıp değil gibi. Böyle tişört dışarıya çıkarken evin içinde giyerim diye düşündüm. İsteyenler için link bırakırım hanımlar. Bakarsınız. Şurada da saatler var. Biliyorsunuz sürekli çalıştığım bir saat sayfası var. Benim de çok kıymet verdiğim bir arkadaşım. Ben deneyip kullanıyorum. Ve onun adına da böyle güzel tanıtımlar yapıyorum. İhtiyacı olanlar da alıyor. Bu o yüzden 3 tane arkadaşlar. Burada 3 tane olmasının sebebi o. Onu da söyledikten sonra hadi ben buraları bir toparlayayım. İnşallah unutmadan saatleri de açar sizlere gösteririm. Hemen evden geri çıktım. Aşağıda eşim ve komşular bahçe ekiyorlar. Yine söylemiştim ya bizim bahçe ekim zamanlarımız geldi diye. Bakayım neler yaptılar. Bayağı kazma kürek uğraşıyordu. Ne ekiyor bahçeye? Hem onlara bakayım. Bir de şöyle aşağıda birazcık hava alayım. Ceren de aşağıda oyuna daldı. İlla basıyor. Anne gel, anne gel aşağıdan bana. Gidelim hadi bakalım gidelim. Evet bahçe ekilmeye başlanmış bile. Yavaş yavaş yapıyor. Ne ektiniz Süleyman'cığım buraya? Komple domates. Burası hep domates mi? Evet, bu taraf biber olacak. Ya. Biraz ürünlerini tabii. He, almış getirmişler. Yine bu sene inşallah bol bol mahsulümüz olacak bakalım. Sevgili. Evet, şimdi de sıra biber fidelerinde. Onlar da şimdi ekilecek. Çıktı güzel olacaklar inşallah. Bunu senin için ekeceğim. Ya benim için mi? Seviyorum seni ya. Abim için. Abim için de diğerini. Herkese var. Herkese var.
Ceren benden önce saatleri açmış ve hepsini güzelce denemiş. Hatta az önce küçük bir savaş da çıktı aramızda. Şu saati illa benim olsun dedim ve onun oldu. Bu saate el koydu. Gerçekten de Miniş Hanım'a da çok yakıştı. Böyle çocuklarınıza da hediye alabilirsiniz. Spor kıyafetlerinize de kombinleyebilirsiniz. Ben bayıldım. Hele en çok şu saati takıyorum. Zaten bileğimde çok da fazla bir şekilde görüyorsunuzdur. Şu kordonun hasır olması ve bileği sarması benim çok hoşuma gidiyor. Ve şimdi bu son sipariş verdiğim de gerçekten çok şık bir model. Eminim sizler de çok seveceksiniz. Yanında da böyle güzel kombinlemeniz için de künyeler hediye olarak geliyor. Nilda Gold sayfası. Ben sayfayı bırakırım. Uygun fiyata şık güzel saatler almak isterseniz sayfayla iletişime geçersiniz. Bir de Instagram hesabımda şu anda harika bir çekiliş başlattık. Bir kişiye saat hediye ediyoruz. Eğer Instagram hesabınız varsa beni Instagram'dan takip almayı unutmayın. Ve verdiğimiz çekilişlere mutlaka katılın. Umarım keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. İzleyip destek verdiğiniz için sonsuz teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Instagram sayfamdan beni takip almayı unutmayın. Instagram hesabım Zubeyde'nin hayalleri. Ü'ler yok. YouTube'da da zaten biliyorsunuz. Ve eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü niyetimiz neydi? Bu kanalı 100.000'e taşımak. Allah da izin verirse 100.000 olup o plaketi alacağız inşallah diyorum. Sizleri çok seviyorum. Güzel kaliteli içerikler üretip hepimize faydalı olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Çok fazla özele girmeden, çok fazla insanların gözüne bir şeyleri sokmadan ilerleyeceğim. Ve sizlerin desteği de bu anlamda benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda, yeni vloglarda buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.